Hacıkaya bire geldim ben de, doğma büyüme. Son 5-6 senedir köyle ilgili çalışmalarımı ağırlaştırıyorum. Burada kalıyorum ağırlıklı olarak. Bizim köyün bayağı insanlar var. Hepsi taşındı gitti. Kimse kalmadı. Evler hepsi yıkıldı gördüğünüz gibi. Yollarımız yine aynısı. Daha yapılmamış. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde daha yollarımız çakıl. Araçlar bile girip gelmekten zorlanıyor. Peki. Başvurularımız hep sonuçsuz kaldı. Yani defalarca dilekçe vermemize rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Son görüşmemizde yapılacağını söylediler ama ne kadar doğru onu bilemiyoruz. Yani sürekli tekrarlanan bir söz bu. Alıştık artık bunların yanlarına da. İşte son görüşmelerimizde köyün içindeki yıkılmış evleri temizlemek için başvurularımız oldu. Onu da olumlu cevap aldık. Yakında onları başlaması için gelmeleri gerekiyor. Ne kadar yıkık varsa hepsi temizlenecek. 8. ayın 4'ünde de bizim alaketlerin burada bir etkinliği olacak, anması olacak. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Ben Elbistan Yapılı Pınar Mahalle Muhtarıyım. Gülağa Yıldız. 1989'dan beri muhtarım. Köyümüzle ilgili de bir şey sorarsanız köyle ilgili de devlet tarafında hiçbir şeyimiz olmuyor. Devlet bize bakmıyor yani. Hep başvuruyorum. Yani hiç başvurmadığım bir sene yok. Yani hemen her sene 20 sefer başvururum. Ya yapılan yollar da hiçbir yol değil yani. Yol yok yani. Genelde yani bizim aşiret köylerine fazla bakılmıyor. Nedeni işte oy vermiyoruz. Kürdüz, Aleviyiz. Nedeni bu. Yani nedeni başlar nedeni bu. Başka bir nedeni yok. Biraz yardımcı olsalar. Yani bizim bu sorunlarımızı dile getirsinler. Yani bizim hiçbir devlet tarafında hiç bize bakılmıyor yani. Devlet şu anda bize öyle şey diyor yani başta savuyor. Şu anda köyde 8 hane var. İşte yaz günleri biraz kalabalık oluyor. Yüzünde okul yok, yol yok. Millet çekip gidiyor da başka ilde. Ama yolla ilgili pazartesiden sonra söz verdiler. Gelip bir çalışma yapılacak. Ama olur mu olmaz mı daha gelirler mi gelmezler mi daha o da belli değil. Herkes kendine iyi baksın. Bizi de unutmasınlar. Ben bu evi yaparken benim kızım şeye vermişti. Kayseri'de bir şirkete vermişti. Prefabrik ev yapıyordu. Bir grup işi çalışıyordu. Biz de bir işçiler değişiyor. Her birisi bir iş yapıyor. Herkesin branşı ayrıydı. Şimdi işçiler geldi şuraya. Gördün mü dedi. Ben ne selam ne. Buyur ne olur dedi. Sen AK Parti'ye oy verseydin bu köyde bu yol böyle olmazdı. Ben de benim yaşım 66. Bugüne kadar belki 66 bir dilekçe verilmişti. Bu köy böyle. Hadi bu yaşta sonra AK Parti bu yola altın çözse biz oy vermeyiz dedi. Oysa benim hanım yemeği Yönsürt'te yapıyordu. Gidip işçiler yemek getirecek. Ocak yok, bir şey yok. Arabayı ne topraksa yoluna gittim, yola baktım, yol berbat. Dedim bu yol daha yakındı. Ama dedim o yol daha berbattı. Ben sana acımadım, ben arabaya acım. Araba milli servetti, senin malın. Tamam, senin malın. Bu devletin malı, milli servetti. Ben onun için getirdi. İşçiler hiç bir şey bıraktı. Bizi bıraktı, işçiler aldığı gibi çıktı. Bir arkadaş çalışıyor, işçi. Siz bana bir ne yaptın? Dedim ya dedim. Adam geldi, bunu söyle, ben AK Parti'ye oy istiyordum. Ne vereceğim? Ben bu kadar rezil yatıyorsa ne oy vereceğim? Gitsin, gitsin. Çekeriz yani arkadaşlar bu boş ara yoksa ama basabilir netleştiremedik.